Selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere masaüstü ve laptoplarda MetaTrader 4'ün nasıl kurulduğunu ve MetaTrader kurulumunun ardından MetaTrader ile alakalı bazı inceliklerden bahsedeceğim. Çok fazla vakit kaybetmeden hızlıca videoya geçelim. MetaTrader 4'ü çok farklı yerlerden indirebilirsiniz ama benim tavsiyem kullandığınız aracı kurumun web sitesinde bulunan MetaTrader 4 uygulamasını indirmeniz. Kendi aracı kurumunuzun MetaTrader 4'ünü indirdiğinizde aslında birçok ayar kendi aracı kurumunuzla bağlantılı olarak geliyor. Ben FX Pro kullandığım için FX Pro'nun web sitesi üzerinden indireceğim. FX Pro'nun web sitesine eğer erişim sağlayamazsanız VPN kullanarak erişim sağlayabilirsiniz. Örneğin ben şu anda Opera VPN kullanarak FX Pro'nun web sitesine erişim sağlıyorum. Siteye girdiğinizde ana sayfada fxpro.com'a girdiğinizde Tools bölümüne geliyorsunuz. Aşağıdan MetaTrader 4 ya da 5'i seçebilirsiniz. Ben MetaTrader 4'ü kullanıyorum. Fakat FX Pro'da diğer işlem platformlarını da indirerek işlem yapabiliyorsunuz. Örneğin C Trader bunlardan bir tanesi. MetaTrader 5 bunlardan bir tanesi. Dilerseniz burada platform karşılaştırma bölümüne tıklayarak platformlar arası karşılaştırmayı da görebilirsiniz. Fakat ben MetaTrader 4'e alışık olduğum ve MetaTrader 4'ün özelliklerini daha çok beğendiğim için MetaTrader 4'ü indireceğim şimdi. Tıkladıktan sonra arkadaşlar buraya sizi indirme sayfasına yönlendiriyor. Aşağıya geldiğinizde Windows ya da Mac için indirme seçeneklerinin olduğunu göreceksiniz. Zaman zaman Mac'te e, MetaTrader 4'ün e, tam düzgün bir şekilde çalışmadığı ile karşılaşabiliyoruz ama Tahminimce şu an çözmüşlerdir. Yani belli bir zaman sonra bu Mac'teki güncellemelerin ardından özellikle e, MetaTrader bazen sıkıntı yaratabiliyor. Fakat şu anda sorunsuzdur diye düşünüyorum. Ben şimdi Windows için indirmeye başlayacağım. İndirme tamamlandıktan sonra çift tıklayarak kurulumu başlatabilirsiniz. E, zaten basit program kurulumu buralar çok da önemli değil. Programın kurulumu tamamlandıktan sonra hemen sunuculara erişim sağlayabileceğimiz bir sayfa karşılayacak bizi. Burada örneğin FX Pro'nun bütün sunucularının listelendiğini görüyorum. Eğer benim bağlanmak istediğim sunucu burada yoksa ya da ikinci bir sunucuyu da bağlamak istiyorsam dilersen buradan yeni bir sunucu adı yazarak bunu aratabilirim. Örneğin SimpleFX'te de hesabım varsa ve hem FX Pro'da hem SimpleFX'de aynı anda işlem yapmak istiyorsam burada SimpleFX araması yaptıktan sonra bakın demo ve Live UK olarak iki farklı sunucu karşımıza çıkıyor. Dilerseniz bunları da buraya ekleyip bunları da kullanabilirsiniz. Ben şimdi size platformu gösterebilmek adına demo hesabıma giriş yapacağım ve demo hesabımdan ayarların nasıl yapıldığını ve birkaç tüyoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada Demo 05'i seçtikten sonra sonraki diyorum ve ardından var olan trade hesabına giriş diyorum. Gerçek hesabınıza girerken de yine aynı şekilde giriş yapıyorsunuz. Burada giriş bölümüne mail adresinize gelen MetaTrader 4 ID'nizi yazmanız gerekiyor. Şifre bölümüne de yine aynı şekilde mail adresinize gelen şifreyi yazıyorsunuz ve son dediğinizde hesabınıza giriş yapmış oluyorsunuz. Hesabınıza giriş yapıldığında bir ses duyacaksınız ve aşağıda sağ alt köşede bağlantı bölümünün bağlantı durumunun geçersiz olarak görünmediğine dikkat edin. Eğer burada bağlantı geçersiz yazıyorsa henüz bağlanmamışsınız demektir. Bakın sol tarafta da kılavuz bölümünün altında hesaplar ve fxpro.com demo05 şeklinde hesabımın yer aldığını görüyorsunuz. Şimdi öncelikle arayüzü birazcık özelleştirerek başlayalım. Burada program ilk açıldığında birkaç tane grafik sizi açacak. Bunlardan 4 tanesini kapatabiliriz. Hatta bunu da kapatsanız tekrar açabilirsiniz ama şimdilik bunu tam ekran yapalım. Tam ekran yaptığımızda karşımızda böyle oldukça çirkin görünen bir grafik var. Öncelikle bunu özelleştirerek hızlıca başlayalım. Sağ tıklayıp grafiğin üzerinde herhangi bir yere sağ tıklayıp özellikler dedikten sonra renkler bölümünden öncelikle ben black on white yapmak istiyorum. Fakat siz dilerseniz diğer temalar üzerinden de ayar yapmaya başlayabilirsiniz. Black on white yaptıktan sonra Bar yukarı mumumu lime green yapmak istiyorum. Yine bul mumunu da lime green olarak değiştireceğim. Burada bir tanesi mumun içini bir tanesi de mumun dış gövdesini belirleyecektir. Ardından düşüş mumlarımı da yine kırmızı olarak ayarlamak istiyorum. Bu ayarı yaptıktan sonra yukarıdan aşağı gelen zaman çizelgelerinin olduğunu göreceksiniz. Zaman çizelgeleri içinde bulunmuş olduğunuz time frame'e göre örneğin ben H1'de duruyorum. H1'e göre bir günlük zamanı size gösteriyor. Yani buradaki şöyle ölçecek olursak bakın 25 mum bir tane kaydırdığım için 25 gözüküyor. Normalde 24 mum. 24 tane 1 saatlik mum buradaki iki seviye arasındaki mesafeyi gösteriyor. Dilerseniz bunu açık bırakabilirsiniz. Örneğin işte buraya baktığımızda bir önceki mumun en bir önceki günün en yüksek e, noktasıyla yine aynı şekilde bir önceki günün en düşük seviyesini bu şekilde hızlı bir şekilde görmenizi sağlayabilir. Fakat dilerseniz tabii ki bunu kapatabilirsiniz. Ben genelde kapalı olarak kullanıyorum. Bunu yapabilmek için genel bölümüne gittikten sonra burada ızgara açıksa bunu kapatmanız gerekiyor. Ardından zaman aralıkları ayrıcı, ayrıcıları göster seçeneği de kapatmanız gerekiyor. Bunun ardından arkadaşlar size tavsiyem obje açıklamasını göster seçeneğinde açmanız. Bunun nedenini birazdan sizlere anlatıyor olacağım. Bu ayarı yaptıktan sonra tamam diyerek kapatabilirsiniz ama renklerde birkaç şey daha göstermek istiyorum. Eğer alış çizgisi kullanıyorsanız bakın sağ tarafta grafiğin üzerinde iki seviyenin işaretli olduğunu görüyorsunuz. Şöyle grafiğe yaklaşacak olursam daha da net göreceksiniz. Şöyle grafiğe olabildiğince yaklaştım. Bakın Aşağıda bir tane çizgi yani burada 105 330 şeklinde yazıyor. Bir de hemen onun üzerinde kırmızı bir çizgi daha var. Bunlar ne anlama geliyor? Aşağıdaki çizgi sizin satış yapabileceğiniz seviye, yukarıdaki kırmızı çizgi ise sizin alım yapabileceğiniz seviye. Bunlar neden farklı diyecek olursanız, bu bizim piyasalarda spread dediğimiz alış satış fiyatı arasındaki Farktan meydana geliyor. Yine sol tarafta bakacak olursanız euro doların hemen sağ tarafında satış seviyesi 1.05.33.8 iken alış seviyesi 1.05.34.7 şeklinde görünüyor. Yine dilerseniz burada sağ tıklayıp spread kısmını açarsanız o andaki mevcut spreadi de görebilirsiniz. Örneğin şu anda 11 piplik bir spread var. Yani 1 pipslik bir spread söz konusu. Burada tabi anlattığım şeyleri e şu anda bilmiyorsanız, anlamıyorsanız örneğin spretten bahsediyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorsanız sabırlı olun. ilerleyen videolarda bunları da anlatıyor olacağım. Sadece buradaki kırmızı çizginin alış çizgisi, aşağıdaki gri çizginin yeşil çizginin de satış çizgisi olduğunu bilmeniz şimdilik yeterli. Dilerseniz tabii ki bunu da kapatabilirsiniz. Örneğin alış çizgisini göster seçeneğini kapatırsanız alış çizgisi gözükmez, tek bir çizgi olarak gözükür. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi yukarıda bir takım araçların olduğunu görüyorsunuz. Burada teknik analiz araçlarının olduğu bölümün hemen solunda bir tane çizgi var. Dilerseniz bunları şu şekilde tek sıra halinde de sıralayabilirsiniz. Burada bir takım çizgiler var. Örneğin dikey çizgi, yatay çizgi ya da trend çizgisi gibi bazı çizgiler var, araçlar var. Bu araçlara tıkladıktan sonra üzerine sağ tıklayarak trend line özelliklerine gidip bazı özelliklerini değiştirebiliyoruz. Örneğin parametreler kısmına gittiğimizde bakın burada trend çizgisi çektiğimde trend çizgisinin sağ tarafa doğru uzadığını görmüştüm. Burada ışını kapatırsam bu sağ tarafa doğru uzama ortadan kalkacak. Dilersem bunun kalınlığını değiştirebilirim. Eğer bu şekli değiştirmek istiyorsam örneğin kesikli çizgi yapmak istiyorsam kalınlığı en düşüğe aldıktan sonra buradan farklı e, türlerde çizgi türlerini seçebilirim. Yine aynı şekilde sağ tıklayarak bunun rengini değiştirebilirim ya da buna bir açıklama yazabilirim. Örneğin buraya rastgele bir açıklama yazdığınızda bakın bunun üzerinde göründüğünü fark edeceksiniz. Trend çizgisinin üzerine bu şekilde açıklama yazabiliyorsunuz MetaTrader'da. Demin sizlere şundan bahsetmiştim. Özellikler kısmında obje açıklamasını göster seçeneğini açık olarak bırakmazsanız burada yazmış olduğunuz açıklamalar gözükmeyecektir. O yüzden özellikler bölümündeki bu obje açıklamasını göster seçeneğini açmanızda yarar var. Nitekim bu size almış olduğunuz yani çizgilerin üzerine almış olduğunuz notların görünmesini sağlayacaktır. Örneğin diyelim ki ben bunu bir düz çizgiye dönüştürmek istiyorum. Birinci değerle ikinci değeri birbirine eşitlediğimde yani üstteki değeri kopyalayıp aşağıya yapıştırdığımda düz bir çizgi elde etmiş olacağım. Örneğin yine bunun üzerine sağ tıklayıp buradaki burada görmüş olduğum değeri getirip burada açıklama kısmına yazarak bu seviyenin tam olarak hangi seviyeye denk geldiğini de görebilirim. Dolayısıyla bu şekilde emirlerimi daha hızlı bir şekilde verebilirim. Örneğin şurayı bir direnç seviyesi olarak işaretledim. Burayı direnç seviyesi olarak işaretledikten sonra trendline özelliklerine girip parametreler bölümünden o anki değeri kopyalayıp buraya yapıştırdığımda şöyle birazcık boşluk bırakalım. Tamam diyelim. Evet bu şekilde o seviyenin hangi değere denk geldiğini de görebilirsiniz. Demin de söylediğim gibi bu çizgiyi daha da kalın yapabilirsiniz ya da renklerini dilediğiniz bir renk seçebilirsiniz. Bu ayarları tamamladıktan sonra yukarıda araçlar bölümüne gelmenizi istiyorum. Burada seçeneklere tıkladıktan sonra grafikler bölümüne geleceğiz. Burada çok önemli bir ayar var. O da Use Alt Key to Drag Trade Levels adında bir seçenek var. Burada işlem seviyelerini göster seçeneğinin açık olduğuna dikkat edin. Bu bizim açmış olduğumuz işlemlerin grafikte görünmesini sağlayacak. Aşağıdaki özellik nedir diye soracak olursanız hemen şöyle hızlı bir örnek üzerinden Örnek vermek istiyorum. Örneğin bir işlem açalım. 0.1 lot büyüklüğünde bir alım işlemi yap. Şöyle yukarıdan 0.1 lot büyüklüğünde bir alım işlemi yaptım. Gördüğünüz gibi fiyatın birazcık üzerinde başladı işlem. Eğer buradaki işlem seviyelerini göster seçeneğini kapatırsanız arkadaşlar işlem seviyeleriniz yani açmış olduğunuz işlemler grafik üstünde gözükmeyecektir. Yine aynı şekilde bunu açtıktan sonra eğer aşağıdaki Bölümü tiklemezsiniz o zaman buradaki seviyelerinizi bakın üzerine geldiğimde hemen bir değiştirmek için sürükleyin yazısı çıkıyor bunu bu şekilde alıp herhangi bir tuşa basmadan sürükleyip tp'nizi ve stopunuzu yazabilirsiniz fakat ben size şunu tavsiye ediyorum. Araçlar seçenekler bölümüne geldikten sonra Use Alt Key to Drag Trade Levels seçeneğini işaretlemeniz bunun sebebi arkadaşlar bakın artık üzerine geldiğimde herhangi bir şekilde bunu oynatamıyorum. Ancak alt tuşuna basarsam yani klavyemin üzerinde alt tuşuna bastığımda karı düzeltmek için sürükleyin seçeneğinin çıktığını görüyorum ve bu sayede işlem seviyelerini oynatabiliyorum. Bu neye yarıyor? İşlem seviyelerinizi istemediğiniz halde yanlışlıkla değiştirmenizin önüne geçecek aslında bir önlem bu. Yine araçlar bölümünden devam edecek olursak buradan da yine alış çizgisini göster seçeneğini açıp kapatabilirsiniz. Zaman aralıklarını da yine buradan açıp kapatabilirsiniz. Şekiller bölümüne geldiğimizde oluşturulduktan sonra özellikleri göster seçeneğini açmanızı öneririm. Ben bunu açık kullanıyorum. Birazdan nasıl olduğunu göstereceğim. Ve şekli tek tıkla seç seçeneğini de yine ben açık kullanıyorum. Mıknatıs hassasiyeti olarak da 15 ya da 20 kullanabilirsiniz. Bunların üçünü de şimdi gösteriyor olacağım size. Örneğin bir trend çizgisi aldınız ve şurada trend çizgisini şöyle çizdiniz. Bunu çizer çizmez hemen bunun ayar penceresi karşı karşınıza gelecek ve hızlıca notunuzu bunun üzerine yazabileceksiniz ya da bunun rengini ve şeklini değiştirebileceksiniz. Bu demin araçlar bölümünde oluşturulduktan sonra özellikleri göster seçeneğini açmamızdan kaynaklanıyor. Bir diğer özellik arkadaşlar şekli tek tıkla seç. O da trend çizgisinin üzerine şu şekilde tek tık yaptığımda e, çizginin çizginin seçilmesini sağlıyor. Yine tek tıkla bu çizgiyi seçmekten e, geri bırakabilirim. Eğer bunu açmazsanız arkadaşlar bunun üzerine çift tıklamanız gerekiyor. Bu da şekli tek tıkla seçmek varken iki tıkla seçmek bana birazcık saçma geliyor açıkçası. Yine seçeneklerde mıknatıs hassasiyeti bölümünde 20 olarak belirlemiştik. Bu da fitilleri tam olarak işaretlemeniz için bir aslında yardımcı diyebiliriz. Bakın şu şekilde bıraktığımda çizginin kendisinin fitile yapıştığını görüyoruz. Tabi çok uzaklaştırırsınız seçemeyeceksinizdir ama yakın bir yere bıraktığınızda mıknatıs olarak direkt yapıştığını göreceksiniz. Şekillerden sonra işlem bölümüne geldiğimizde tek tıkla işlem seçeneğini burada açabilirsiniz. Bu nedir? Sol tarafta bakın yukarıda e, en son işlemimin burada göründüğünü görüyorsunuz. Yani 01 lot bay ya da sel tuşunun açık olduğunu görüyorsunuz. Eğer burada seçeneklerdeki tek tıkla işlem seçeneğini açmazsanız arkadaşlar burada tek tıkla alım satım yapamazsınız. Bakın buradan istediğim gibi tek tıkla alım satım gerçekleştirebiliyorum. Fakat bunu açmazsanız arkadaşlar, kapalı kullanırsanız buradan buy tuşuna bastığınızda size bir emir penceresi açacak. Tabii ki dileyenler bu şekilde de kullanabilirler. Fakat bu pencereyi açmanın başka bir yolu daha var. O yüzden ben size birazdan onu gösteriyor olacağım. Herhangi bir seviyeye emir vermek istiyorsan bunu nasıl yapabilirim? O da çok basit arkadaşlar. Örneğin şu seviyeye bir işlem koymak istiyorum. Satış emri koymak istiyorum. Sağ tıkladıktan sonra bakın sağ tıkladığınızda açılan açılan menüde sell limit 01 yazdığını görüyorsunuz. Ya da işlem bölümüne tıklayıp sell limit buy buy stop ya da alarm kurabilirsiniz. Ya da yeni emir penceresini yine buradan açabilirsiniz. Örneğin hızlı bir şekilde buraya emir koymak istiyorsam sel limit 01 seçeneğine tıkladığımda hemen karşıma bir pencere açıldı. Hiçbir şeye dokunmama gerek yok. Emri gir dediğimde bakın emrimin demin mouse ile üzerinde durduğum seviyede olduğum, olduğunu görüyorum. Yine alt tuşuna basarak yine alt tuşuna basarak bu emri tam böyle milimetrik olarak da e, değiştirebilirim. Tekrar seçeneklere döndüğümüzde arkadaşlar bildirimler bölümünü kullanmanızı öneririm sizlere. Nasıl kullanılıyor bu? Anlık bildirimleri etkileştirin diyorsunuz öncelikle. Ardından burada MetaQuotes ID diye size bir ID verecek. Bu ID'yi mobil cihazlarınızda MetaTrader 4'ü indirdikten sonra MetaQuotes bölümüne yazmanız gerekiyor. Onu sizlere MetaTrader 4 mobil bölümüne geldiğimizde tekrar hatırlatıyor olacağım. Fakat bunu yaptığınızda arkadaşlar bilgisayarınızda örneğin sağ tıklayıp işlem bölümüne gelip uyarı eklediğinizde bakın sağ tarafta bir ok çıktı. Bu oku istediğiniz yere götürebilirsiniz. Eğer bilgisayarınız açıksa ve sizin belirlemiş olduğunuz fiyat seviyesine fiyat ulaştıysa, bilgisayarınızın başında olmasanız bile, örneğin bilgisayarın başında değilsiniz, o, o sırada mutfağa gittiniz, salona gittiniz, bilgisayar başında değilsiniz, telefonunuza bildirim gelecek arkadaşlar. Bu bildirim alma e, durumunu aktif ederseniz, dediğim gibi ona mobil cihazlarla ilgili bölüme geldiğimizde sizlere onu anlatıyor olacağım. Araçlar bölümünde konuşacaklarımız bu kadar. Peki açık işlemlerimi nereden göreceğim ya da pariteleri nereden seçeceğim? Arkadaşlar aşağıda terminal bölümü yer alıyor. Sol tarafta piyasa gözlemi, onun altında da kılavuz bölümü yer alıyor. Hemen sizlere bunların kısa yollarını söyleyeyim. Ctrl ile M'ye bastığınızda arkadaşlar sol taraftaki piyasa gözlemi açılıyor ve kapanıyor. Buna CTRL M'ye basarsanız bu şekilde açıp kapatabilirsiniz. CTRL N'ye bastığınızda kılavuz bölümünün açıp açılıp kapandığını göreceksiniz. Bakın burada hesabımıza giriş yaptığımız yer. Yine göstergeleri de buradan ekliyoruz. Birazdan göstereceğim. CTRL T'ye bastığınızda aşağıdaki terminal bölümünün açılıp kapandığını göreceksiniz. Bu da bizim uyarılarımızı açık işlemlerimizi gördüğümüz yer. Burada aşağıda işlem bölümüne geldiğinizde açık işlemlerinizin açık işlemlerinizin ve açık emirlerinizin göründüğünü göreceksiniz. Şöyle birazcık büyüterek sizlere göstermek istiyorum. Bakın en aşağıda arkadaşlar benim şu yukarı koymuş olduğum demin sell limit emri var. Bakın bunu nasıl okuyoruz? Sol taraftan başlayacak olursak emrin verilmiş olduğu tarih ve saat, emrin türü sell limit emri, emrin boyutu 01 lot, parite Euro dolar paritesi. Emri girdiğimiz fiyat seviyesi 1.06023. Stop loss seviyesi eğer varsa bu işlemin bir stop loss seviyesi. Take profit seviyesi ve şu anki mevcut fiyat seviyesi. Şu an fiyat kaçsa onu gösteriyor burada da. Bunun üzerine çift tıklayarak arkadaşlar stop seviyenizi bakın burada zarar durdur seviyesi ve kar al seviyenizi dilerseniz değiştirebilirsiniz. Yine burada göstermek istediğim bir diğer özellik geçerlilik bölümü arkadaşlar. Burada geçerlilik bölümünü tıklarsanız açmış olduğunuz, vermiş olduğunuz bu emrin hangi tarihe kadar açık kalmasını istediğiniz belir istediğinizi belirleyebiliyorsunuz. Örneğin ben bu emri 6 saat 6'yı bir geçe vermişim. Bakın burada 7.05 olarak eğer ben bunu değiştir dersem bu emir yalnızca 1 saat açık kalacak. 1 saat sonra eğer bu emir gerçekleşmezse bu işlem tamamen kapatılacak. Dilerseniz buradan tarihi de değiştirebilirsiniz. Örneğin ayın 6'sı değil de ayın 7'si olarak yani yarın saat 7 7'ye kadar bu işlemin açık kalmasını isteyebilir ve saat eğer yarın saat 7'de bu işlem açılmamışsa işlemin silinmesini isteyebilirim. Bu şekilde de bir güzelliği var MetaTrader'ın. Açık işlemlerimize gelince arkadaşlar fiyatın dışında komisyon ve swap olduğunu da göreceksiniz. Komisyon işlemlere verilen komisyondur fakat FX Pro'da komisyon mevcut değil. Swap ise herhangi bir forex işlemini bir günden fazla yani gece 12'den sonra her gün dönümünde ödediğiniz ya da almış olduğunuz ücret ediyoruz swap. Yani zaman zaman swap ödersiniz zaman zaman swap alırsınız. Yine sağ tarafa geldiğimizde işlemimizin karını ya da zararını görebiliyoruz. Bakın burada birinci işlem 6.5 dolar, ikinci işlem 4.80 dolar, üçüncü işlem 2.5 dolar karda, dördüncü işlem 4.5 dolarda gibi böyle işlemlerin sıralandığını görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan dilerseniz işlemlerinizi çarpı butonuna basıp anlık olarak kapatabilirsiniz. Bakın burada 0.1 euro dolar pozisyonunu piyasa fiyatından kapat şeklinde bir bölüm yer alıyor. Eğer bu emrin mesela bu emir 0.1 lot büyüklüğünde bir emir. Eğer ben bunun hepsini değil de bir kısmını kapatmak istiyorsam, örneğin yarısını kapatmak istiyorum. 0.05'ini kapatmak istiyorum. Burada buradaki hacim bölümünü değiştirirseniz bu işlemin tamamını değil, yarısını da kapatabilirsiniz. Tabii ki bu yarısı olmak zorunda değil. Örneğin 0.3'te seçebilirsiniz. 0.7'de seçebilirsiniz. Bu şekilde seçtikten sonra Euro dolar pozisyonunu piyasa fiyatından kapat diyerek kapatabilirsiniz. Dilerseniz örneğin şu an üzerinde bulunmuş olduğum işlem bir alım işlemi, buy işlemi. Örneğin 0.1 lotluk bu işlemi 0.5 lot ekleme yapmak istiyorum. 0.05 yazdıktan sonra piyasa fiyatından al diyerek bu işlemin boyutunu bakın büyütebilirim. Bunlar üst üste binmeyecektir. Yeni bir işlem olarak açılacaktır. Fakat buy işlemi 0.05 ve o anki fiyattan alım yaptığıma lütfen dikkat edin. Daha önce açtığınız ve kapattığınız işlemleri de arkadaşlar aşağıda bulunan hesap geçmişi bölümüne giderek kontrol edebilirsiniz. Örneğin demin açmış olduğumuz işlemleri işte 5 dolar, 2 dolar, 80 sent gibi pozisyonlar kapatmışız. Bu şekilde açmış olduğunuz işlemlerin türünü, sembollerini bu şekilde böyle sembollere göre de sıralayabilirsiniz. Ya da kar zarara göre de de sıralayabilirsiniz. Örneğin karı en yüksek olan, zararı en yüksek olan şeklinde de sıralayabilirsiniz. Yine aşağıda bulunan risk analizi bölümüne geldiğinizde hangi paritelerde işlem yaptığınızı, hangi paritede ne kadar büyüklükte bir pozisyon taşıdığınızı görebilirsiniz. Şu anda kafanız bunlarla pek karışmasın arkadaşlar. İlerleyen derslerde ben bunların detaylarını sizler için anlatıyor olacağım. Şimdilik programın nasıl kullanıldığını, nasıl işlem açılıp kapandığını, nasıl işlemler takip edildiğini bilseniz sizin için yeterli. Şimdi arkadaşlar son olarak şunu göstermek istiyorum. Sol tarafta arkadaşlar herhangi bir grafiği grafik penceresi diyerek aç açtığınızda arkadaşlar. Grafiğin kaydı, kaydedilmediğini göreceksiniz. Yani ilk program açıldığındaki gibi olduğunu göreceksiniz. Burada mevcut ayarlarımızın kaydedilebilmesi için herhangi bir boş grafikte, yani bütün çizgileri, bütün her şeyi grafikten kaldırdıktan sonra burası önemli. Lütfen buraya dikkat edin. Grafikte hiçbir çizgi hiçbir teknik analiz aracı olmadığına lütfen dikkat edin. Ardından arkadaşlar boyut ayarlarınızı da yaptıktan sonra örneğin herhangi bir grafiği açtığımda direkt H4'te açılsın ya da H1'de açılsın ya da 15 dakikalıkta açılsın ya da mıknatısla üzerine yaklaştıktan sonra mumlar bu büyüklükte açılsın ya da daha küçük açılsın bu şekilde gibi ayarlarınızı yaptıktan sonra belirledikten sonra grafiği bu şekilde bırakıyorsunuz, ardından sağ tıklıyorsunuz, şablon bölümüne geliyorsunuz, şablonu kaydet dedikten sonra buradan default.tpl olan dosyaya tıklayıp kaydetleyip üzerine kaydediyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra herhangi bir grafiği açtığınızda bir önceki ayarlarda yapmış olduğunuz ayarlarla açılacaktır grafik. Burada dediğim gibi eğer örneğin mumları bu şekilde büyük yapıp ardından şablonu bu şekilde kaydedersem yeni bir grafik açtığımda yeni grafikte yine aynı şekilde böyle zoomlanmış şekilde açılacaktır. O yüzden ayarlarınızı bu şekilde dikkatli bir şekilde yapmaya dikkat edin. Şimdi diyelim ki Hocam ben grafiği sol tarafa doğru atıyorum, kaydırıyorum ama grafik habire grafiğin sonuna gidiyor. Bunu nasıl değiştirebilirim? Arkadaşlar bakın, yukarıda şu sol tarafta yeşil üçgen ve sağ tarafta da kırmızı üçgen olduğunu göreceksiniz. Kırmızı üçgene tıklarsanız ton fiyat ekranın en sağında durur. O yüzden bu kırmızıyı her zaman açıyoruz. Sol taraftaki ise grafiği sol tarafa doğru getirdiğimde grafiğin kendi kendine sağ tarafa doğru kendi kendine kaydırması durumu arkadaşlar. Şu şekilde gidelim. Bakın grafik kendini sağ tarafa doğru kaydırıyor. Bunu kapattığınızda grafiği geriye doğru götürdüğünüzde grafik kendi kendine sol tarafa gitmeyecektir. Diyelim ki teknik analiz çalışması yaptınız 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 ve geri şu anki fiyata dönmek istiyorsunuz. Hızlıca bir kere buna tıklayarak geri dönebilirsiniz. Fakat ardından bunu kapatmayı unutmayın. Peki belki yukarıdaki teknik analiz araçları bana yeterli değil. Nasıl buraya teknik analiz aracı ekleyebilirim? Buradaki araçlardan herhangi bir tanesinin üzerine sağ tıkladıktan sonra özelleştir deyip buradaki diğer teknik analiz araçlarını da örneğin dikdörtgen aracını ekle dediğinizde bakın buraya dikdörtgen aracı eklendi. Örneğin yine üçgen aracını buraya ekle dediğinizde üçgen aracı buraya eklendi. Bunların sırasını dilerseniz değiştirebilirsiniz. En yukarıda bulunan çizgiyi araya ekleyebilirsiniz. Bakın bölümler şeklinde birbirinden ayırabilirsiniz. Bu şekilde ve ardından arkadaşlar demin de göstermiş olduğum gibi bu şekilde araçları dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Renklerle ilgili de şunu söyleyeyim size. Yukarıdaki renkler daha e, böyle koyu renklerdir. Aşağıdaki renkler daha soft renklerdir. Eğer beyaz bir arka plan kullanıyorsanız aşağıdaki soft renkleri kullanmaya dikkat edin. Eğer e, daha koyu renkli bir e, arka plan kullanıyorsanız o halde yukarıdaki tonları kullanmaya dikkat edin. Eğer açık renkli bir grafikte koyu tonlar kullanırsanız grafiğiniz çirkin gözükür. Bana çok çirkin geliyor açıkçası. Peki ben sol tarafta bir sürü böyle e, pariteler var fakat benim istediğim pariteyi göremiyorum burada. Nasıl ekleyebilirim? Yine sol tarafta piyasa gözlemine gelerek sağ tıklayıp semboller bölümüne gelip mevcut bütün sembolleri burada görüntüleyebilirsiniz. Örneğin ben burada bütün majör forex paritelerini görmek istiyorum. Forex majörün üstüne tıkladıktan sonra göster diyerek bütün pariteleri buraya ekleyebilirsiniz. Dilerseniz bunları tek tek de ekleyebilirsiniz. Bunun üzerine tıkladıktan sonra gizle derseniz bütün majör paritelerin kalktığını göreceksiniz. Bazı paritelerin kapanmadığını göreceksiniz yine. Bu kapanmayan pariteler şu anda grafiğinizde, ekranınızda açık olduğu için kapanmıyor. Bunları kapattıktan sonra yine sol taraftan bunları kaldırabilirsiniz. FX Pro'da bir sürü parite var. Kripto paritelerinde de trade yapabiliyorsunuz. Birçok kripto paritesinde trade imkanı var. Buradan kripto paritelerini ekleyebilirsiniz. Platinum, altın gibi ürünleri ekleyebilirsiniz. Amerikan hisselerinde trade yapabilirsiniz. İngiltere hisselerinde, Fransız hisselerinde, Alman hisselerinde gibi böyle çeşit çeşit bir sürü üründe trade yapabiliyorsunuz. Bunlardan dilediğinizi sol tarafa ekleyerek trade yapabilirsiniz. Grafiklerinde analiz yapabilirsiniz. Peki ben grafiğime nasıl indikatör ekleyebilirim? Sol tarafta yine kılavuz bölümünün alt Göstergeler bölümüne geldikten sonra bir sürü indikatör olduğunu göreceksiniz. Örneğin RSI eklemek istiyorsanız, osilatörler bölümüne gelip Relative Strength Index indikatörünü grafiğinize ekleyebilirsiniz. İsterseniz çift tıklayabilir, isterseniz de böyle sürükleyip grafiğin üzerine bırakabilirsiniz. Burada yaptığınızda yine sizden bazı parametreler isteyecek. Default olarak 14 olan gelen 14 olarak gelen arasayı dilerseniz 21'e çıkartabilirsiniz. Dilerseniz yarıya 7'ye indirebilirsiniz. Bakın aşağıya geldi. Bu şekilde büyüklüğünü, küçüklüğünü de ayarlayabilirsiniz. Grafiğinizin üzerine istediğiniz kadar indikatör ekleyebilirsiniz. Herhangi bir sınırlandırma yok. Şöyle birkaç tane ekleyeyim hatta. Siz de görün. Yani e, Trading View'da olduğu gibi herhangi bir indikatör sınırlaması e, MetaTrader'da yok arkadaşlar. Bu şekilde bakın bir sürü osilatör aşağıya ekledim. İşte dilersem e, hareketli ortalama ekleyebilirim. Şöyle biraz aşağıya gelelim. Yukarıdaymış. Trend indikatörlerinden örneğin içim oku grafiğime ekleyebilirim. Bakın içim oku geldi grafiğime. Moving Average ekleyebilirim bir tane moving average aracı var. Ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Örneğin MA metodunu SMA, EMA exponential moving average ya da smoothed moving average ya da linear weighted moving average olarak dilerseniz seçebilirsiniz. Bu şekilde grafiğinizi indikatör çorbasına da döndürebilirsiniz. Ben tavsiye etmiyorum bu kadar indikatör kullanılmasını ihtiyacınız olan indikatörleri kullanın. Fakat dileyenler grafiğini bu şekilde çorba da yapabilirler. Evet arkadaşlar MetaTrader anlatımı bu kadardı. Aklıma gelen her şeyi sizlere anlatmaya çalıştım ama eminim ki kaçırdığım, unuttuğum, aklıma gelmeyen şeyler vardır. Eğer sizin kafanıza takılan bir şey olursa bu videonun yorumlar bölümünde bunları yazabilirsiniz. İlerleyen birkaç videoyu yine YouTube kanalımda yayınlayacağım. Fakat derslere geçtiğimizde Telegram grubundaki, Forex grubundaki arkadaşlara özel olacak. Siz de Telegram'daki Forex analiz kanalına katılmak isterseniz aşağıda açıklamalar bölümünde yer alan yönergeleri izleyebilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.